İyi haftalar diliyorum. İyi girmedik. Fas'taki deprem tabii üzücü. Alışılmamış bir şey Fas'ta. Üstelik dünya mirası olan Marrakeş büyük ölçüde yıkıldı. Haftanın en önemli olayı G20'lerdi. Deklarasyondan ziyade, çünkü birbiriyle çelişen gruplar bunlar. Güney Kore ile Kuzey Kore arasında çok fark var. Ama en önemli kısmı bu Modi şova döndü. Hindistan Başbakanı'nı Batılılar destekliyorlar. Niye destekliyorlar? Çin'e karşı denge olsun diye. Ha, olur mu? Bir ölçüde olur ama Hintlilerin genlerinde tarafsızlık var. Kabul edilen metinler tabii sulandırılmış metinler. G20'ler G21 oldu. Afrika Birliği de üye oldu. Bu örgütler G7, G20, BRICS, ASEAN, bunlar birbirini tamamlayıcı değil, birbiriyle rekabet halinde olan kurumlar. Gelelim Rusya'ya. Rusya işgal ettiği Donetsk bölgesinde seçim yaptırdı. Tabii kimse bu seçimi kale almıyor Rusya'nın dışında. Ama Rusya ciddi bir biçimde irtifa kaybediyor. Orta Asya'da kaybediyor. Şimdi kızınca azınlıklarla uğraşmaya başladığı iddia ediliyor. Bir tanesi Moldova'da Gagavuzlar, Özbekistan'da Karakalpaklar, bir de hiç adını duymadığımız Azerbaycan'la İran'da olan bir küçük grup Talyişler. Bunlara işaret veriyor. Bunların toplantılarını katılıyor temsilcileriyle ve bunları adeta teşvik ediyor. Kafkaslardayken önemli bir gelişme oldu. Laçin koridoru açıldı. Yani Azeri-Ermeni ihtilafında, çekişmesinde önemli bir gelişme. Umarım artık bir barış anlaşması imzalanır ve Kafkaslardaki bu sorun bitmiş olur. Önemli bir konuğumuz vardı. Yunanistan Dışişleri Bakanı geldi. Yunanistan'la çok sorunlarımız var. Ve bunlar genellikle egemenlik sorunları, yani halli zor sorunlar. Adalar meselesi var, kıta sahanlığı var, münhasır ekonomik bölge var, fır hattı var. Bunlar nasıl halledilecek merak ediyorum. Ama halli gerekli olan bir şey bunlar. Çünkü Yunanistan komşumuz. Yunanistan'la çatışmalar tatsızdır. Bütün dünyayı ilgilendirir. Güneyimizde beklenmeyen bir gelişme oldu. Aşiretlerle Kürt grupları çarpışmaya başladı. Ama ondan daha önemlisi, Beşar Esad'ı destekleyen gruplar sokaklarda protesto yapıyor. Bu beklenen bir gelişme değildi ve Esad buna nasıl cevap verecek herkes merak ediyor. Çünkü Esad'ı en çok destekleyen Rusya Ukrayna'da başı dertte. Onunla uğraşıyor. Acaba Esad'a destek verebilir mi? Merak ediyorum. Ama bir iki bombardıman yapmışlar. Başka ne konular var diye bakıyorum. Tabii bir de Kürt aşiretlerinin meselesine dikkat edilmezse bu iş büyüyebilir. Güneyimizde bir mesele bu. Onun için bunları iyi takip edip mümkün mertebe haline çalışmak lazım. Görüleceği üzere dünya deprem dışında birleşemiyor. Aslında dünyanın fikir birliğine varması ancak iklim değişikliğinin yaratacağı felaketlerle olabilir. Bir takım devletler şehirleşme konusunda ciddi tedbirler almaya başladı. Fransa bu şehirleşme konusunda özellikle yeşil bölgelerin, yani tarım bölgelerinin zarar görmemesi için toprak analizleri yapmaya başlamış. Almanya ile Fransa yağmur sularını toplamaya çalışıyorlar. Ya biz de bir şeyler yapsak diyorum.
Yani hala adalarda sokaklar suyla yıkanıyor. Deniz suyu değil. Normal suyla yıkanıyor. Çünkü deniz suyuyla yıkanması halinde daha büyük sorunlar çıkacak ortaya. İnsanoğlu bir türlü birleşemiyor. En önemli konularda dahi fikir birliğine varamıyor. Onun için elimizdeki en büyük sopa maalesef iklim değişikliğinin yaratacağı tabiat felaketleri. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim.